Antenatal kortikosteroid uygulamasında güncel yaklaşımlar. Antenatal kortikosteroid uygulaması, preterm doğum sonrası yeni doğan sonuçlarını olumlu yönde iyileştiren en önemli antenatal terapilerden biridir. Kortikosteroid uygulaması sonrası RDS oranlarında şiddetinde ve sıklığında azalma, mekanik ventilasyon ihtiyacında azalma, intrakraniyal kanama, nekrotizan enterokolit, perinatal neonatal ölüm oranlarında anlamlı olarak azalma ortaya çıktığını biliyoruz. Toplam overall mortaliteyi de %50 oranında azaltmakta. Etki mekanizmasına bakacak olursak tip 1 tip 2 pnömositler üzerinden etki eder. Akciğer mekaniği ve kompliansını arttırır. Sürfaktan yapımı ve salınımını arttırır uygulaması sonrasında. Ve bu değişikliklerin olabilmesi için de en azından bir miktar alveollerin olması gerekir. Fetal akciğerlerin bu kortikosteroide cevap verebilmesi gerekir ki bu da 22. hafta ve sonrasında olabilir. Hangi steroidleri kullanabiliriz? Betametazon, dexametazon. Neden? Çünkü bu ikisi de plasental enzimler tarafından daha az metabolize edilebildikleri için fetal etki süreleri daha uzundur. Uygulama protokolü betametazon için 24 saat arayla 12 mg intramüsküler 2 doz, dexametazon için 12 saat arayla 6 mg intramüsküler 4 doz şeklindedir. Bunların her biri bir kür denir. Başka protokoller de var ama en sık kullanılan, en bilinen protokoller bu şekilde. Doz aralıklarının kısaltılmasının, miktarlarının azaltılmasının ek bir katkısı yok. Dolayısıyla bu uygulayacağımız aralıklara ve miktarlara uyulmalıdır. Maksimum etkinlik aralığı birinci dozdan sonraki 2 gün ila 7 gün arasındadır. Dolayısıyla doğum planlamasında bu gün aralığına dikkat etmek maksimum etkinlikten yararlanmamızı sağlar. Birinci dozdan 24 saat geçmemişse veya 7 günden fazla geçmişse etkinliği daha azdır. İlk etki birinci dozdan birkaç saat sonra başlar. Dolayısıyla birinci dozu yaptık, ikinci dozu yapmaya zamanımız kalmasa bile sonuçlar daha iyi olduğu için preterm doğumlardaki sonuçlar yapmaya gayret etmeliyiz. Maternal etkiler, geçici maternal hiperglisemi görülebilir. İlk 5 gün içinde düzelir. Genellikle diyabetik taramayı bu döneme getirmemek gerekir ya da diyabetik gebe ise de monitorizasyon gerekebilir. Lökositoz görülebilir, lenfopeni görülebilir. Bu da ilk 3 gün içinde normale döner. Artık biliyoruz ki bir kür antenatal kortikosteroid uygulamasının koriyamyonit veya endometrit riskini artırmadığını söyleyebiliriz. Fetal kısa dönem etkilerden en sık gördüğümüz NST'de variabilite kaybıdır. Fetal biyofizik profilde değişiklikler olabilir. Geçici Doppler değişiklikleri gözükebilir. Diastolik akım kaybolabilir, yani azalmış diastolik akım geçici olarak artabilir. Uygulamadan 4-7 gün sonra yine bu bulgular normale döner. Antenatal kortikosteroid uygulaması kime, hangi dozda yapılmalıdır? Bu artık kabul edilen, net herkes tarafından, her guideline tarafından kabul edilen görüş 24 hafta ile 33 hafta artı 6 hafta arasında bir hafta içinde doğum yapması beklenen tüm gebelere bir kür şeklinde uygulanmalıdır. Bunlara suyu gelmiş peprom hastalar, fetal büyüme kısıtlılığı hastaları, gebeliğin hipertansif hastalıkları dahil hepsi tüm gebelikleri kapsar. En erken 23 hafta kabul edilebilir, en alt sınır olarak söylenebilir. Peki 22 ile 22 artı 6 hafta arasında ne yapalım? Bu haftalar arasında aileyle konuşup karar vermek lazım. Yeni doğan belki survival'ları daha iyi olabilir yapılanlarda. Ancak major morbidite'ye baktığımızda sağ kalma olanları, major morbidite olmadan yani hastalıksız sağ kalan oranları çok çok düşük. Aile sadece agresif neonatal girişim istiyorsa sadece bu haftalarda yapabiliriz. Yoksa yapmama yönünde şimdilik düşünmeliyiz. Kurtarma kürü nedir? 34 haftadan küçük gebelere uygulanır. Önceki steroid uygulaması sonrası 14 günden fazla süre geçti. Hasta doğurmadı ve üstünden 14 günden fazla süre geçmişse ve yine 7 gün içinde doğum riski yüksekse, ama bu gerçekten bu doğum riski yüksek cümlemiz çok önemli. Yani gerçekten doğum endikasyonu olan hastalarda antenatal kortikosteroid uygulamalıyız. Bu hastalarda da bir kür daha verebiliriz. Kurtarma kürün bir kurtarma kürü hakkımız var ve 34 haftanın altındaki gebelere uygulanabilir. Yine bir kür şeklinde. Peprom'larda öneri için yeterli veri yok. Yapalım mı, kurtarma kürünü yapmayalım, net veri yok. Klinik senaryoya göre de 14 gün maksimum dedik ama 7 gün, en az 7 gün arası, iki steroid uygulaması arası 7 güne kadar inebilir. 7 günden önce zaten yapılmaz. Bu şekilde kurtarma kürü uygulanabilir.
Geç preterlerde durum nedir? Yani 34 hafta ile 36 artı 6 hafta arasında. Bu hastalarda ciddi RDS riski yok. Uzun dönem etkileri de antiretal kortikosteroidlerin belli değil. Tam güvenirliği tam net değil. Diğer haftalar, erken haftalar yani 24-34 haftalar arasında olduğu gibi net bir konsensus da yok. Bununla ilgili birçok yapılmış çalışma var. Detaylı bir açıklamaya girmeyeceğim ama geç preterm dönemde yapıldığında da yine ilk 72 saat içinde solunum desteği ihtiyacını azalttığını söyleyebiliriz. Yani bir yararlı etkisi mutlaka var. Ama toplamda bakıldığında RDS ve mekanik ventilasyon arasında oranında belirgin bir fark yok. Dolayısıyla uygulayalım ya da uygulamayalım diyen görüşler var. ACOG'a göre eğer mutlak doğum endikasyonu varsa 34 ve 36 artı 6 hafta arası daha önce de uygulanmamış olmak şartıyla bir kür şeklinde uygulanabilir. Yeni doğanlarda da geçici şiddetli ve dirençli hipoglisemi olabileceği de unutulmamalıdır. Bunu daha da netleştiren guideline'larda görüşler var. Maternal Fetal Tıp Derneği'nin özellikle bu mutlak doğum kavramını açarak 3 santim ve üzeri servikal açıklık veya 175 silinmesi olan preterm riski yüksek gebeler olarak söylemesi de önemli. Yani gerçekten mutlak doğum endikasyonu bekleniyorsa geç preterm'lerde uygulanmalı. Kürü tamamlayabilmek için herhangi bir tokoliz bu haftada uygulanmaz. Doğum endikasyonu kesinse de antiretal steroid yapacağız diye bekletilmez. Doğum olacaksa olmalı, tokoliz verilmemeli. Bu steroid uygulaması için geç preterm'lerde. Peprom geç preterm'lerde chorioamnionit bulguları yoksa ve çok hemen ilk 24 saatte doğurmayacaksa ya da 7 günden sonra doğurmayacaksa bu arada doğum planlanıyorsa tek kür şeklinde uygulanabilir diye ACOG'un 2020 yayını var. Geç preterm'lerde de bu şekilde. Fetal büyüme kısıtlılığı peki geç preterm olup ki fetal büyüme kısıtlılığında bunda net bir randomize kontrol çalışma yok ama bu bebeklerin zaten steroid metabolizması azalmış olduğu küçük plasentadan dolayı ve suprafizyolojik bir steroid sahip oldukları için fetal adrenal salınımı arttığı için beyaz CFR ve miyelinizasyona zarar verebileceği ile ilgili görüşler mevcut. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Geç preterm'lerde antenteral kortikosterin potansiyel zararları olabilir. Özellikle nöropsikiyatrik problemlerle ilgili çalışmalar artmaya başladı. O yüzden özellikle geç preterm'lerde ve doğurmamışsa hatta yapıp da doğurmamışsa dikkat eksikliği, uyku problemleri, emosyonel problemler, tik bozuklukları gibi problemler olabileceği ile ilgili çalışmalar var. O yüzden de FIGO 2021'de geç preterm'lerde rutin olarak uygulanmamalı, bireyselleştirilmeli diye öneride bulundu. O yüzden geç preterm'lerde net bir veri yok ama ACOG şu anda gerçek mutlak endikasyonu olan 34 ve 36 artı 6 hafta arasındaki gerçek mutlak doğum endikasyonu olan geç preterm'lere daha önce yapılmamışsa steroid bir kür şeklinde yapılmasını öneriyor. 37 hafta üstünde net konsensüs yok, kesin yararı ile ilgili veri yok. O yüzden henüz yapılması ya da yapılmaması yerine net bir veri söylememiz mümkün değil. Teşekkür ederim.